Yazar Hasan Ali Toptaş'ın Doğan Hızlan'a konuk olduğu programda çevirmenlerle ilgili yaptığı "Çeviri bir kitap okurken önce çevirmenin doğum tarihine bakıyorum" şeklindeki açıklamalar sosyal medyada tartışmaya neden olmuştu. Bu tartışmaların devamında Leyla isimli bir kullanıcı Hasan Ali Toptaş hakkında cinsel saldırı iddiasında bulundu. Twitter'da Toptaş'ın bir videosunu paylaşan hesapta bu adamın ifşalanmasını heyecanla bekleyen kaç kişiyiz? Ben ve pek çok arkadaşımın kendisiyle nahoş anları var üniversite yıllarına ait. Şu anki bilinç ve cesarete sahip olsam kesinlikle ifşa ederdim. Klasik orta yaş üzeri cis erkek edebiyatçı mesajını paylaştı. Bu tweetin altına 20'ye yakın kadın Hasan Ali Toptaş'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğuna dair iddialar paylaştı. Bu isimlerin arasında yazar Pelin Buzluk da vardı. Buzluk, benim de kendisiyle çok korkunç bir anım var. O zaman evliydim, eşimi bile anlatamadım. Yıllar sonra güçlükle anneme anlatabildim. Sonraları bazı yazar arkadaşlarıma yine zorlanarak anlattım. Bir hafta sonra kendisiyle yan yana fotoğraf paylaşan oldu. Leyla asla yalnız değilsin diyerek yaşadığı cinsel saldırıya dikkat çekti. Buzluk'un bu paylaşımına destek olan yazar Aslı Tohumcu ise yaşadığı cinsel saldırıyı kamuoyuyla paylaşarak dayanışma çağrısında bulundu. Tohumcu, yazar Bora Abdo'nun taciziyle karşı karşıya kaldığını belirterek Hasan Ali Toptaş da yalnız değil tabii. Bora Abdo da var. Beni arkadaşlarımdan ayırıp Taksim'e atlamasıyla gelişen bir olay. Ben de büyüdüm. Kadınlarla sarmalandım iyice. Konuşabiliyorum. Herkes konuşsun. Bizim korkacak bir şeyimiz yok diye yazdı. Resmi Twitter hesabında bir özür mesajı yayınlayan Hasan Ali Toptaş, insan eril bir failliğin ne olduğunu anlayana kadar karşı tarafa ne büyük yaralar açtığını bilmeden, fark etmeden, düşünmeden hatalar yapabiliyor. Failliğin ne olduğunu bugün kadınlardan öğreniyoruz. Bilmeden, farkında olmadan yaptığım davranışlar nedeniyle kırdığım, üzdüğüm, yaraladığım bütün insanlardan samimiyetle özür diliyorum ifadelerini kullandı. Ancak Toptaş'ın bu açıklaması da kadınlardan çok sayıda tepki aldı. Tepkilerde hem özür metni eleştirildi hem de konunun bir özürle geçiştirilmeyeceği belirtildi. Hasan Ali Toptaş ve Bora Abdo ile ilgili açıklamaların ardından yazarlar Mevsim Yenice ve Ezgi Polat da sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarda yazar şair Hüseyin Kıran'ın kendilerini taciz ettiğini ifade ettiler. Yenice, İştar İştar isimli kullanıcının ilk defa sosyal medyadan yazarlarla şairlerle takipleştiğim dönemde Hüseyin Kıran'ın bel altı gelişleri de var. Onlar kendi pislikleriyle çoklar ama biz birlikteliğimizle daha güçlüyüz, yalnız değiliz paylaşımını alıntılayarak bana ve birçok genç kadın arkadaşıma da aynısı yaptı Hüseyin Kıran dedi. Ezgi Polat ise ben ve bildiğim birçok başka kadın arkadaşım kendisinin tacizlerine ve saçmalıklarına maruz kaldı. Saygı duyduğunuz bir yazardan öykülerinizle ilgili yorum alacağınızı heyecanlandığınız noktada Hüseyin'in azgınlıklarına maruz kalıyorsunuz ifadelerini kullandı. Biz gündeme dair haber ve bilgi içerikli paylaşımlar yapıyoruz. Sen de ailemize katılmak istersen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutma lütfen. Ayrıca video hakkında görüşlerini yorumlar kısmında yazabilirsin. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle.